Bu videodaki amacım, alabildiğine küçük ölçeklere indiğimizde neler olduğunu beraberce keşfetmek. Bu konu üstünde düşünmeye başlamadan önce bazı birimlere aşina hale gelmenizi istiyorum. Hepimiz bir metrenin ne uzunlukta olduğunu biliyoruz. Ortalama yetişkin erkek boyu 2 metreden biraz daha kısadır. Eğer 1 metreyi 1000'e bölerseniz elde ettiğiniz birim 1 milimetre olur. Milimetrenin de ne olduğunu biliyor olmalısınız. Eğer daha önce bir mezuraya baktıysanız milimetre mezuradaki en küçük birimdir ki bu bile görmesi zor bir birimdir. Şimdi eğer 1 milimetreyi yine 1000 parçaya bölerseniz elde edeceğiniz birim mikrometre olur. Mikrometreye diğer bir ifadeyle 1 metrenin milyonda biri de diyebiliriz. Yani bu birim bizim çıplak gözle algılayabileceğimizin ötesinde. Bu mikrometreleri alıp onları da 1000 parçaya bölerseniz ortaya nanometre çıkar. Nanometre 1 metrenin milyarda biridir. Onu da 1000'e bölerseniz pikometreyi elde edersiniz. Pikometre de 1 metrenin 1000 milyarda biri ya da şöyle diyelim trilyonda biridir. Onu da 1000'e bölerseniz sonuç femtometredir. Şu anda hayal edilemeyecek kadar küçük şeylerden bahsediyorum. Bu birimlere aşina hale geldiğimize göre bu gibi farklı ölçeklerde nasıl şeyler keşfedebiliriz bir bakalım. Hadi başlayalım. Birimleri buraya, sol tarafa da yazdım ancak daha iyi anlamanız için resimleri görmekte yardımcı olacaktır. Bu tarafta arıyla başlıyoruz. Başlangıç için kafama göre bir şey seçtim. Aslında bu ölçek için seçebileceğim tonlarca, neredeyse sonsuz örnek var. Ortalama bir arı 2 santim boyundadır. Yani bu resimdeki gibi bir arı. Bir insanın aşağı yukarı %1'i boyundadır. Bal arısı pek ilgi çekici olmasa da, tabii bu kadar büyütülmüş halini görmek onu daha ilgi çekici kılabilir. Evet, bal arısı neticede hepimizin görmüş olduğu, boyunu az çok bildiğimiz bir şeydir. Şimdi bir bal arısından 50 kat daha küçük bir şeye bakalım. Yani bu bal arısının yanında ne kadar küçük olduğunu göstermek istersem, işte aşağı yukarı bu kadar görünecektir. Tabii kaba taslak çiziyorum. Bu resimdeki bir toz akarı. Buradakiler, yani bu ikisi de toz akarlarının resimleri. Toz akarları böyle garip, uzaylı gibi görünen yaratıklar ama asıl hayret verici olan aslında her yerde olmaları. Muhtemelen şu anda dahi cildinizin üstünde bunlardan bir sürü var. Oh, açıkçası bu biraz korkutucu bir düşünce. Evet, ölçeğimize geri dönersek, başta santimetrelerden konuşuyorduk, şimdi ise milimetrelerden konuşacağız. Ortalama bir toz akarı 1 milimetrenin yarısından bile küçüktür. Ya da mikrometre ile ifade edersek, bu yaklaşık 400 mikrometre eder. Bu uzunluk yaklaşık 400 mikrometre. Yani bunun 50'de biri uzunluğunda. Hatırlayın, burada gösterdiğim devasa şey bir bal arısı veya yani bunun 50'de biri uzunluğunda. Hatırlayın. Burada gösterdiğim şeyi hatırlayın. Bir bal arısı ve toz akarı bunun 50'de biri boyunda. Şimdi de bunu aşina olabileceğiniz başka bir yolla ifade edelim. Bu bir insanın saç telinin büyütülmüş hali. Aman tanrım ne kadar da kötü saçları varmış diyebilirsiniz. Ancak kendi saçınızı elektron mikroskopu altında inceleme şansınız olursa ve saçınız bu kadar iyi görünüyorsa şanslısınız demektir. Açıkçası bundan çok daha hasarlı saçlar gördüm. Dolayısıyla buradaki muhtemelen yumuşak ve ipeksi bir saç olabilir. Fakat ortalama bir insan saçının çapı Ortalama diyorum çünkü bu değer saçtan saça değişebilir. İnsan saçının çapı yaklaşık 100 mikrometredir. Eğer bu renkte yazarsam daha iyi görürsünüz. Evet, insan saçı yaklaşık 100 mikrometre kalınlığındadır. Yani bu bir toz akarının 1/4 demek. Eğer insan saçını bu bal arısının yanına çizersem aşağı yukarı bunun gibi görünecektir. Aşağı yukarı. Aslında şu anda tüm saçı çiziyorum. Yani çapı şu kadar olacaktır. Unutmayın, burada bir bal arısına bakıyoruz. Bu dev gibi görünen şey ufak bir bal arısı. Şimdi biraz daha derinlere dalalım. Bal arısıyla başladık. 50 kat büyüterek toz akarına ulaştık. 4 kat daha büyütüp insan saçının çapını yani enini elde ettik. Mikrometre ölçeğinde biraz daha büyütürsek, mesela 10 kat daha büyütürsek hücre ölçeğine ulaşmış oluruz. Buradaki bir al yuvar. Sanırım bu da bir ak yuvar. Boyu yaklaşık 6 ila 8 mikrometre. Bunu da alıp insan saç telinin yanına çizersem tahminen bu kadar görünecektir. Hala az çok anlayabileceğimiz bir ölçekten bahsediyoruz. Mesela bu örümcek ağının genişliği 3 ila 8 mikrometredir. Bunu da insan saçının yanına çizersem o da yaklaşık olarak böyle görünecektir. Bu bir örümcek ağının gerçek resmi. Örümcek ağlarını bilirsiniz çünkü onları görebilirsiniz. Burada güneş ışığı yansıma yapmış. Fakat bu hemen hemen bir insanın çıplak gözle görebileceği en ince şeylerden biri. Bu da mikrometre ağırlığında. Aynı aralıkta büyük bakteri tiplerine de rastlayabiliriz. Burada tahmini konuşuyorum. Bakteriler 1 ila 10 mikrometre boylarında olurlar. Yani genel olarak hücrelerden küçüktürler. Başka bir deyişle çoğu bakteri birçok hücreden küçüktür. Bakalım bunlar ölçeğimizde nereye oturuyorlar? Başladığımız yer, bunu sürekli hatırlamanızı istiyorum, insan boyu. Bunu 100'e bölerek bal arısına geldik. Buradaki her bir çizgi 10'a bölme anlamına geliyor. Yani bu bölü 10, bir 10 daha, bölü 100'e geldik. Bir 10'a daha böldük ve karşınızda milimetre yani metre bölü 1000. Bunu da 10'a bölünce milimetrenin 1/10'ine ulaşıyoruz ki bu da insan saç telinin çapı anlamına geliyor. Onu da 10'a bölünce 10 mikrometre çıkar. Tekrar 10'a bölerek mikrometreler aralığına ulaşırız. Bu ölçekte artık hücrelerden ve bakterilerden bahsediyoruz. Bu çiçekten sonra işler iyice çılgınlaşıyor. Bu birkaç mikrometre aralığındaydı. Şimdi ise birkaç yüz nanometre aralığına geliyoruz. Bunun özünü kavrayabilmek için hatırlayalım, 1 nanometre 1 mikrometrenin 1/1000'idir. Ya da 1000 nanometre 1 mikrometrenin 1/10 olur. Buradaki resim bir gezegen ve gök taşlarına benzese de şu gördüğünüz aslında bir ak yuvar. Resimdeki devasa mavi şey bir ak yuvar. Eğer resmi küçültürsem bunun gibi görünecektir. Ama bu resmin gerçekten büyüleyici olmasındaki birçok nedenden biri de bu yeşil şeyler. Bölünerek çoğalan ve ak yuvarın yüzeyinde beliren bu şeyler AIDS virüsleri yani HIV virüsleri. Eğer tahminen hücre boyutunu 100 ile 1000 kat daha büyütürsek virüs boyutuna ulaşıyoruz. Bu virüsün kendisini kopyalaması için gerekli tüm genetik materyal bu küçük kapsitlerin yani minik tüplerin içinde. Tekrar ölçeğimize dönecek olursak, ölçeğimi buraya doğru çekeyim. Şu anda virüs ölçeğindeyiz. Yani birkaç yüz nanometre ölçeğinde. Bunu arka arkaya 2 defa 10'a böldük ve nanometre aralığına geldik. Burada ise birkaç nanometre aralığında çift sarmallı bir DNA molekülünün genişliğine geliyorsunuz. İşte buradaki yeterince büyütürsek ki bu temsili bir resim, bir fotoğraf değil. Bu çift sarmalın genişliği yaklaşık 2 nanometredir. Başka bir şekilde ifade edersek buradaki bir virüs kapsidinin 60'ta 1'i kadardır. Zaten böyle de olmalı ki bir araya toplanıp bu virüs kapsitlerinin içine sığabilsinler. Ha, bu arada yanlışlık olmasın, bu DNA'nın yalnızca genişliği. Uzunluğu bundan çok fazladır. Hatta ileride başka bir videonun konusu da olabilir. Yani şu anda çok küçük bir ölçekteyiz. Eğer metre bazında düşünmek isterseniz, bu uzunluk 1 metrenin 2 milyarda 1'idir. Başka bir deyişle bunlardan yan yana 500 milyon tane koyarsanız ancak 1 metreye ulaşırsınız. Şöyle de diyebiliriz, bu 1 milimetrenin 2 milyonda 1'idir. Yani aynı hesapla inanılmaz küçük. Bunları yan yana bir DNA daha şeklinde dizerseniz ve 500 bin tanesini yan yana koyarsanız genişlikleri ancak 1 milimetre olur. Sözün özü, bunlar akıl almaz derecede küçük uzunluklar. Şimdi size başka bir birimi tanıtayım. Bu, metrenin bölünmesiyle ulaşılan geleneksel ölçü birimlerinden değil. Bu, 1 angstrom. 10 angstrom 1 nanometreye eşittir. Yani bu DNA'nın, bu çift sarmalın eni 2 nanometre ya da 20 angstrom'dur. Bunu da 10'a bölersek 2 angstrom ya da 0,2 nanometre uzunluk elde ederiz. İşte bu da bize bir su molekülünü verir. Su molekülü. Belki de kırmızı yerine mavi falan kullansam daha iyiydi. Neyse. Buradaki bir oksijen ve yanında ona bağlı olan 2 hidrojen. Buradaki 2 hidrojenle bağlı. Şimdi burada geldiğimiz nokta açıkçası insan algısının çok dışında. Hatta algılamayı geçtim, zihnimizde canlandırma kabiliyetimizin bile ötesinde. Şu anda ne kadar küçük şeylerle uğraştığımızı tasavvur etmekte bile zorlanıyorum. Esas olarak burada uğraştığımız, hatırlayın, 1 metrenin milyarda 5'i bir uzunluk. Ya da 1 milimetrenin milyonda 5'i de diyebiliriz. Hiçbir şekilde kavrayamadığım bir uzunluk. Ama bundan da daha küçüklere doğru gidiyoruz. Eğer buradaki hidrojen atomlarından birini büyütürsek, işler iyice soyutlaşıyor ve kuantum evreninde dolanmaya başlıyoruz. Bir şeyin nerede başlayıp nerede bittiği, neyin gerçek olup neyin olmadığı gibi garip soruların ortaya çıktığı bir ölçek bu. Ama elimizden geleni yaparsak ve hidrojen atomunu büyütüp birkaç sınır belirlersek, çünkü elektronlar herhangi bir yere sıçrayabilirler. Elektronların genelde bulunabilecekleri yerlere dair birkaç genelleme yapmamız gerekli. Bir hidrojen atomunun çapı yaklaşık 1 angstrom olur. Yaklaşık 1 angstrom ki buradaki şekilden de anlayabileceğiniz gibi bu su molekülünün yarıçapı kadardır. Daha da çılgın olan, bu atom çok akıl almaz derecede çok küçük. Yani 1 metrenin 10 milyarda 1'i ya da 1 milimetrenin 10 milyonda 1'i uzunluğunda. Kavramamızın neredeyse imkansız olduğu bir uzunluk. Ama bundan da çılgın olan bu boyuttaki bir atomun çoğunluğunun boşluktan oluşması. Bu kadar küçük bir boyuta geldik. Var olan en küçük ölçü birimlerinden konuşuyoruz. Ve burada gördüğünüz şeyin büyük çoğunluğu aslında bir boşluktan oluşuyor. Bunun da nedeni, eğer bir elektrona bakarsanız, nerede başlayıp nerede bittiğini, yüklerini ölçmeden ve kuantum ilkelerine girmeden tanımlaması çok zor olan bir elektronun yarıçapı yaklaşık 3 × 10⁻⁵ angströmdür. Bir hidrojen atomunun çekirdeğinin yarıçapı biraz daha küçük ki bu tek bir protondan oluşur. Bu rakamlara kafayı takmanıza gerek yok. Buradaki ana fikir, aynı boyut seviyesinde bir angströmün 10.000'de 1'i uzunluğunda olduğu. Bütün bir atomun 1 angström olan yarıçapını göz önüne getirirseniz, bunu biraz kafanıza oturması için ve bir atomda ne kadar boş alan olduğunu anlamanız için söylüyorum. Boş alan üzerine düşünmek isterseniz, bir atom çekirdeğinin üstü kapalı bir stadyumun ortasında duran bir misket olduğunu ve bir elektronu da stadyumun tamamının içinde oradan oraya rastgele sıçrayan bir bal arısı olarak hayal edin. Malum, bu bir kuantum bal arısı. Oradan oraya sıçrıyor ve tam olarak nerede bulabileceğinizi kestirmek çok zor. İşte bu tablo sizin bir elektron ve bir protonun bir atoma olan oranını anlamanıza yardımcı olacaktır. Ama esas çılgınlık bu tablonun bir atomun içinde, yani tüm maddelerin içinde ne kadar boş alan olduğunu gözler önüne seriyor olması.